Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES Web'in Cuma kampanyasına bakacağız. Bundan sonra da aktivasyon unlock yani aktivasyonu atlama bu iCloud aktivasyonu var ya onu atlamaya tekrar göz atacağız. Orada bazı nüanslar var yani dikkat edecek noktalar var. Bir onların üzerinden geçeceğiz ama isterseniz şimdi bu Cuma kampanyasına bakalım. Burada çünkü önemli bir detay var ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi geçen videoda da biraz bahsetmiştim tabii ki. Bu sitesine giriyorsunuz, siteye de nasıl gireceksiniz ben aşağıya linkler vereceğim hem açıklamalara hem de ilk mesaja. Oradan tıklayıp direkt olarak gidebilirsiniz. Günde iki kere kullanabiliyorsunuz IP değiştirmeden. Bir paylaşım yapmanız gerekiyor, bakın şurada zaten göreceksiniz. Pinterest var burada, Reddit var, Facebook var. Bunlara birer kere tıklıyorsunuz, sonra direkt kapatabilirsiniz yani kendi hesabınıza girmenize gerek yok. Şöyle biz yapalım mesela. Buradaki hediye aktif oluyor, dikkat ederseniz bakın geldi. Tebrikler diye işte çift tekrarlanan dosya varsa onları silme uygulaması geçen de şansımıza bu çıkmıştı. iPhone kazanma şansınız da var. Buraya da mailimizi girelim. Submit diyelim. Bundan sonra direkt olarak lisans hesabımıza gelecek. Yani mail hesabımıza lisans kodu aktarılacak. Şimdi biz bunu kapatalım. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada gördüğünüz şeyleri kazanabiliyorsunuz. İşte ekran kaydetme uygulamasıdır. Amazon hediye kodlarıdır. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela Amazon'dan 25 dolarlık işte bu hediye çekiyle alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya da indirim gibi kullanabiliyorsunuz. Bu 5 doları siteden bir şey alırsanız kullanıyorsunuz. Yani bu siteden alırsanız kullanıyorsunuz. iPhone 13'te tabii ki eğer kazanırsanız Şansımıza tabii ki bizde şey e-mail kaydı falan var ama bu kayıtsız olarak gelecektir. Eğer bir şans diye denk gelirse kullanır. Şimdi biraz aşağıya kaydırdığımız zaman bir alana bir bedava uygulamalar var. Burada bir tane uygulama alıyorsunuz. Yanındaki uygulama da bedava geliyor. Mesela nedir bu? Pestweb'in bir tane uygulamasını aldınız. Yanına mesela ne diyelim? iOS'un Password Manager'ı yani K ne diyelim, buna şifre menajeri, şifre yöneticisini alıyorsunuz. Daha önce böyle uygulamaları da ben Telegram'dan da paylaşmıştım. Bunları böyle kullanabiliyorsunuz ya da bir alana iki bedava uygulamalar var. Bunların yanında biraz daha hafif uygulamalar veriliyor. Şimdi bizim asıl böyle ilgileneceğimiz kısma gelelim. Bir aylık lisans alırsanız bir yıllık lisans şekline geliyor. Nedir bu? Mesela buradan bir tane uygulamanın bir aylık lisansını satın aldınız. Size direkt olarak bir yıllık K gelecek. Burada da şu uyarıyı yapayım. Bazı arkadaşlar bunu atlıyor. Mesela siz burada aylık üyelik alırsanız. Şimdi bu kampanya bittikten sonrası için söylüyorum. Aylık üyelik alırsanız bu her ay ücret olarak çekilecek sizden. Yani iptal ettirmeniz gerekli. Eğer işleminiz bittiyse atıyorum siz devam edeceksiniz. O zaman bir şey yok. Yani her ay ücretini çekebilir. Ama iptal edecekseniz mutlaka Mutlaka yapmanız lazım yoksa her ay ücreti çeken bu bir yıllık lisansı diyelim aldınız. Şimdi burada kampanya var ya bir yıllık lisans olarak size geldi. Bir yılın sonunda bu da yenilenecektir. Bunu da ondan sonra iptal etmeniz gerekti. Belki dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Bugün bahsedeceğim PES Web'in Aktivasyon Unlocker uygulamasının da burada kampanyası var. Eğer bunu da satın almak isterseniz bir yıllık 29.95'e gelecek. Yani normalde bir aylık ücrete bir yıllık almış olacaksınız. O yüzden bu indirimden tekrar bahsetmek istedim. Bildiğiniz gibi bunun bir süresi var. Burada zaten süreyi görüyorsunuz. Artık videonun yayınlandığı tarihte kaç kalır bilmiyorum. Oraya bakarak da işlemlerinizi yaparsınız. Şimdi biz isterseniz programımıza geçelim. Uygulamanın indirme sayfasına da yine aşağıdaki linklerden ulaşacaksınız. Orada da zaten bir yıllık kampanyayı falan gösteriyor. Aşağıda da cuma kampanyasını gösteriyor. Şuradan deneme sürümünü indiriyoruz. Uygulamanın üstüne tıklıyoruz. Buradan yükleme işlemini yapıyoruz. İsterseniz böyle yükleme yerini falan değiştirebilirsiniz. Türkçe dil desteği henüz yok. Bu işlemleri yapmadan önce de şunu söyleyeyim arkadaşlar şuradan gerekli modellere ve versiyonlara bakın yani mesela iPad'de iPod'da falan kullanacaksınız onların versiyonlarına işte yazılım sürümlerine falan bakın. Eğer desteği varsa bu uygulamayı satın alıp işlemlere geçin. Çünkü bu sürekli değişecektir. Yani videoyu atıyorum 2 ay sonra izleyeceksiniz belki ben yayınladıktan sonra. O zaman bu sürümler değişecektir. Aklınızda bulunsun. Bir de dikkat edilecek en önemli nokta çok zorda kalırsanız bu işlemi yapın. Yani şöyle bir durum var. Şimdi mesela iPhone'a bunu yaptık. e işlemleri devre dışı kalacak. Yani hücresel veriyi falan kullanamayacaksınız. Bir nevi iPhone'unuzu iPad'e ya da iPod'a dönüştüreceksiniz. O yüzden dediğim gibi mecbur kalınca kullanın. iPad'de ve iPod'da biraz daha Ha, mantıklı ama iPhone'larda biraz daha hani zorda kalınca kullanmak lazım. Bir de jailbreak işlemi yapılacağı için telefonu resetlememeniz gerekiyor. Yani kalıcı bir jailbreak değil bu. Eğer yeniden başlatırsanız, fabrika ayarlarına falan döndürürseniz bu işlemi tekrar yapmanız gerekir. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Şuradan lisansımızı girelim. Kaydet diyoruz. Buradan bize lisans bilgilerimizi gösterecek. Şimdi arkadaşlar mesela bir aylık kampanya kullanıp lisans aldınız ya demiştim size bir yıllık lisans olarak görünecek diye. Burada bitiş tarihi bir yıl sonrası olması gerekiyor. Buna da dikkat edin. Şimdi buna tamam deyip işlemlerimize geçebiliriz. Start to remove diyoruz. Start diyoruz. Şimdi telefonumuzu bağlıyoruz. Buradan cihazımızı seçecek. Ona göre bize jailbreak yükleyecek arkadaşlar USB'ye. Bu kabloyu bilgisayarımıza ve telefonumuza ya da iPod, iPad her neyse ona bağlıyoruz. Bağladık. Zaten otomatik görecek. Gördüğünüz gibi hem bu alt köşede iPod olarak yazdı hem de buraya geliyor. Şimdi jailbreak dosyasını yani aracını indiriyor. Sonra biz bunu USB'ye yükleyeceğiz. Zaten o işlemleri de kendisi yapıyor. Hepsini ben size göstereceğim. Burada sadece indirme işlemini bekleyeceğiz. Sonra USB'yi oluşturacağız. USB'den sonra USB üzerinden boot edeceğiz bilgisayarımızı. Sonra da iPod'umuzu oradan jailbreak yapacağız. Tabii ki ben burada iPod diyorum ama siz iPad ya da iPhone olarak hangi cihazı yapıyorsanız. Şimdi buradaki indirme işlemi tamamlandı. Yani Jailbreak aracını indirdi. Şimdi bizden USB bellek istiyor. Çünkü USB belleği görmedi. Hemen USB belleğimizi takıyoruz. USB belleği taktık. Burada gördüğü USB belleği unutmayın. USB belleğin içi silinecek. Önemli bir dosyanız varsa başka bir bellek kullanın ya da içindeki dosyaların yedeğini alın. Start diyoruz. Silince el konusunda bize burada uyarı veriyor. Yes diyoruz. Buradaki işlemler çok hızlı tamamlanıyor. Eğer burada bir duraksama falan olursa bir sorun çıkmıştır aklınızda bulunsun. Burada bizim USB'yi nasıl boot edeceğimizi gösteriyor. Yani ne demek? Bu USB üzerinden bilgisayarı çalıştıracağız ya. Hangi tuşla bilgisayarı başlatmamız gerekiyor onu söylüyor. Ben de mesela Lenovo var, F12'ymiş. Sizde Dell varsa ESC ile, Asus varsa F8 ile gibi. Buradaki bilgiye göre de şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıp ben mesela Lenovo kullanıyorum ya F12'ye basarak USB'yi seçeceğim. USB üzerinden başlatacağım. Şimdi reseti başlatalım. I can show you Şimdi bilgisayar USB bellek üzerinden başlattık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız derseniz Options'a gireceksiniz burada. Options'a girin. Burada benim gösterdiğim yerleri işaretliyorsunuz. Eğer 79 hatası falan verirse Save modu da işaretleyin. Şimdi geri deyin. Start deyin. Next deyin. Şimdi DFO modunu alacağız cihazı. Kapatma tuşu ve Home tuşuna basılı tutun. Apple logosunu gördükten sonra açma kapatma tuşundan elinizi çekeceksiniz. Çekiyoruz. Şimdi Home tuşuna basılı tutacağız yine. Gördüğünüz gibi yükleme işlemleri başladı. Burada sizin yapacağınız bir şey yok. Sizin cihazınızda jailbreak işlemi şu anda uygulanıyor. Söylediğim gibi options'taki ayarları yaparken eğer bir hata verirse o zaman safe modu da aktif edin o şekilde yapın. Eğer hata vermezse zaten benim gösterdiğim gibi devam edebilirsiniz. Orada bir problem olmaz. Burada da mesela DF modu alırken belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Orada da şunu yapın. Home butonundan elinizi çekmeyin. O sırada biraz bekleyin. O zaman işlemleri devam ettiriyor. İşlemler tamamlandı. Şimdi done diyoruz. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi işlemler tamamlandı. Bu uygulamayı kapatıyoruz. Normal Windows'u açıyoruz. Uygulamadan devam edeceğiz. Windows'u açtık. Uygulamamızı tekrar çalıştırdık. Şimdi start to remove diyoruz. Telefonumuzu hiç sökmüyoruz ya da iPad, iPod her neyse bunu hiç sökmüyoruz. Start diyoruz. Cihazımızı gördü. İşlemler başladı. Gördüğünüz gibi zaten tekrar iPod diye burada da yazdı. Burada da cihazımızı gösterdi. Gördüğünüz gibi seri numarası falan her şeyi yazıyor. Start diyoruz. Şu anda iCloud aktivasyon ekranı kaldırılıyor arkadaşlar. Birazdan normal cihazımızı kullanmaya başlayabileceğiz. Bilgisayardaki işlemler tamamlandı. Done diyoruz. Şimdi cihazımıza geçelim. Gördüğünüz gibi ekran atlandı ve ana menü geldi arkadaşlar. Şimdi bundan sonra cihazınızı normal kullanabileceksiniz ama söylediğim gibi reset atarsanız fabrika ayarlarına falan dönderirseniz işlem sıfırlanacak. Buradan tekrar bu aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar uygulamanın kullanımından sonra isterseniz bir de şimdi kampanyasız fiyatlara göz atalım. Çünkü kampanya bittikten sonra bunlardan satın almanız gerekecek. Bir aylık lisans 35-34, bir yıllık lisans 47.14, ömür boyu lisans da 58.94. Eğer daha fazla PC'de ve cihazda kullanmak isterseniz de şuradan teklif oluşturabileceksiniz. Tabii ki bunlara bir de vergiler dahil olacak. Yani vergiler eklenecek. Mekke'de baktığımız zaman fiyatlar biraz daha değişiyor tabii ki. Bir aylık 47.14'e çıkıyor, bir yıllık 70.74'e, ömür boyu da 82.54'e çıkıyor arkadaşlar. Unutmayın bunlara bile vergiler eklenecek. Fiyatlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar kampanyadan, uygulamanın kullanımından ve aktivasyon işlemlerinden falan bahsettik. Dikkat edecek noktalara da değindik. Aklınıza bir soru gelirse yine onu da aşağı yorumlara yazarsınız. Cevaplamaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadardı. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.